Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar arenaya gelecek hilolar hakkında konuşacağız. Basic arenaya gelecek hilolar hakkında. Bunlardan hangileri kesinlikle kasılmalı, hangisi kesinlikle kasılmamalı. Takımınıza gereksiz hilo diye. Arkadaşlar bu akşam itibariyle Erik Killmonger geliyor arenaya. Mutlaka kadronuzda olması lazım. Önünüzde bir grafik var. Grafikte yeşil tıklı olan hiloların mutlaka ekibinizde olması lazım. Çünkü hepsinin bir amacı var. Kırmızı daire şeklinde olan hilolar olmasa da olur dediğimiz hilolar arkadaşlar. Bu akşam Erik Killmonger geliyor ki ben de kasacağım buna. Yoğunluğuyla beraber arenaya geldiği için arkadaşlar geliş rakamının yüksek olacağını düşünüyorum. En az bir 4M civarı olur. Belki 3 yukarı 5 aşağı olur. Ama Killmonger defansta özellikle çok iyi iş yapar. Atakta da yapsa da defansta iyi iş yapar. Jane Foster arkadaşlar sürekli verip duruyorlar artık bu hero'yu. Yani niye veriyorlarsa ellerinde hero mu kalmadı bilmiyorum. Yani ekibinizde olsa da olur, olmasa da olur. Sentinel arkadaşlar kesinlikle olsun. Hem atakta hem defansta gerçekten çok etkili bir hero. Kesinlikle olmalı. Storm arkadaşlar yani olmasa da olur. Çok ekstrem bir şey yok. Walter Bishop'ı severim arkadaşlar. Çok kaliteli, çok uzun vadeli bir hero'dur. Dövüşlerde de. Hem defansta hem atakta etkilidir. Kadronuzda olması çok karınız olur. Gambit yine arkadaşlar ekipte olsa da olur, olmasa da olur. Çok ekstrem bir durum yok. Sabretooth arkadaşlar kesinlikle ekibinizde olmalı. Kesinlikle olmalı. Defansta çok iyi iş yapar arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka olmalı. Luke Jenkins arkadaşlar kopyalı hali mutlaka ekibinizde olmalı. Atakta efsanedir. Çok işinize yarayacak. Proxima Midnight arkadaşlar uzun dövüşlerde çok etkili. 100 combo artı Thanos'un verdiği görevler var arkadaşlar. Bunları yaptığınız zaman müthiş etkili bir hero. Hyperion'a lafımız yok arkadaşlar. Oyuncudan en etkili 5 hero'sundan bir tanesi. Mutlaka olmalı. Corvus Glaive arkadaşlar kesinlikle kadronuz olmalı ve atakta çok efsanedir. Mutlaka olmalı. Nebula arkadaşlar. Nebula hem kanamıyor hem zehirlenmeyen bir hero. Ekibinizde olsa şok faydasını görürsünüz. Size zararı olmaz. Kaptan Amerika arkadaşlar. Yeni Kaptan Amerika. Bu da mutlaka olmalı. Atakta çok iyidir. Üzerinize takviyeleri yüklediğiniz zaman L2'ye attığınızda efsane demeçleri var. Arkadaşlar bu videoyu faydalı bulduysanız ve devamından haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi oyunlar.